Şimdi arkadaşlar bugünkü dersimizde çekmeye maruz 3 boyutlu bir cismin tam yüzeyinde yarı eliptik bir çatlak olması durumunda mod 1 stres intensity faktör, gerilme yoğun faktörü nasıl hesaplanıyor? Onun analizini yapacağız. Agah Uğuz'un kitabındaki ekler bölümünde verilmiş olan formül bu. Bu formül ne diyor? Çatlağın genişliği 2C, derinliği A olmak kaydıyla, parçanın kalınlığı da B olmak kaydıyla şu formülle hesaplanır. Biz örnek olsun diye ANSYS'i açalım. ANSYS'te Static Structural modül açalım. Bu modülün geometrisine girip genişliği 0,1 metre, yüksekliği 0,1 metre ve kalınlığı 0,01 metre olan bir parça çizelim. 0,01 gireyim. Ve koordinatına 0,1 gireyim. Ve koordinatına 0,1 gireyim. Bu şekilde bir parça oluşturacağız. Generate diyorum. Katı cismimiz oluştu. Dikkat ederseniz eksen takımımız da bu. Bunun tam şu yüzeyine bir çatlak oturtturalım. Buradan mechanical modülümüzü açalım. Her şeyden önce direktmen bir koordinat eksen takımı tanımlıyoruz. Hangi yüzeye koyacaksak oraya bir koordinat eksen takımı tanımlıyoruz. Sağ tıklıyorum. Koordinat eksen takımı diyorum. Basitçe ilk başta geometri seçimi aktif. İstediğiniz bir yüzeyi seçerseniz direkt o yüzey üzerine koordinat eksen takımını oluşturur. Tam ortasına koyuyor. Bizim de işimize geliyor bu iş. Ayrıca şöyle de yapabilirdiniz. Hani geometri selection değil de buradan global koordinat der. Şu global koordinata göre tanımlardınız burayı. Koordinatlarını yazardınız. 10 mm, 50 mm, 50 mm. Okey dediğinizde buraya onu yerleştirir aynı şekilde. Siz de çatlağı eğik yüzeye koyacaksınız. X ekseni o yüzeyin normali olacak. Fakat şimdi tahtaya bakalım. Burada X eksenimiz dikkat ederseniz parça dışında. Tam tersine parçanın içerisine gitmesi lazım. Koordinat eksen takımımızın şu principal axis kısmının define by'ını hit point normal diyoruz. Ve bunu click to change'e tıklayıp şu yüzeye tıkladığınızda apply dediğimizde dikkat edersek bu yüzeye göre yönlendiriyor. X çatlağın derinliğine doğru, Y çatlak yüzeyine dik, Z de çatlak düzleminde. Artık buraya güvenli bir çatlak yerleştirebiliriz. Ama ondan önce mesh yapmamız lazım. Fakat dikkat etmemiz gereken bir husus var. Mesh'imiz şu body üzerinde olacak ve tetrahedronlardan oluşması lazım. Onun için muhakkak bunu tetrahedron diye. 5 mm'yi 3 mm yapalım. Birazcık daha hassas bir meş olsun. Koordinatı koymanın en kolay yollarından birisi de hit point'e tıklamak. Sağ tıkladığımız yere create koordinat sistem align with hit point demek. Bu şekilde çok pratik bir şekilde X ekseni yüzey normali ve yüzeyi içine doğru, Z ekseni çatlak doğrultusunda, Y de ona dik olacak şekilde bir tane koordinat sistem otomatikman yerleşmiş oluyor. Nihayetinde çok eğri yüzeyler olduğu durumda geometrimizde eğrilik varsa o muhakkak bu seçeneği seçmekte fayda var. İkinci bir husus, mesh size'ımız bu çatlağı yerleştirmek için çok önemli. Mesh size'ımız eğer çatlakla bir uyumsuzluk söz konusuysa, özellikle match yapmıyorsa mesh size'ını ufaltmayı tavsiye ederim. Bu çatlağı model'dan fracture diyerek yerleştiriyoruz. Fracture'a sağ tıklayıp insert, semelittir, crack diyoruz. Burada bizden istediği geometri olarak çatlağı yerleştireceğimiz geometriyi body olarak seçiyoruz basitçe ilk olarak. Ve en önemli nokta koordinat sistemimizi burada artık yeni oluşturduğumuz ve çatlağı temsil edecek koordinat sistemini seçiyoruz. Ve major radius dediği kısım C olarak verilen kısım. Burada dikkat etmemiz gereken husus genelde problemlerde çatlağın Z koordinatındaki genişliği 2C olarak verildiği için bizim problemimizde onu ikiye bölmemiz lazım kendimiz. Ona dikkat etmek durumundayız. Geliyoruz. Major radius kısmına 2 mm giriyoruz. Tekrar söylemek gerekirse C olarak verilen kısım major. Tahmin edebileceğimiz üzere minor dediğimizde A. Bunu da yine geliyoruz. Buradan minor radius'a 2 mm olarak giriyoruz. Bir diğer önemli husus, mesh'imizin
çatlağımızın meshinin ne şekilde olacağı. Hex dominant veya tetrahedron seçebiliriz. İlk başta hex dominant kalmasında sıkıntı yok. Ama eğer hata alırsak bunu da tetraya çevireceğiz. Diğer bir parametre large contour radius dediği durum, çatlağımızı temsil edecek kontürün en büyük dış çapı ne olacak? Bizden onu istiyor. Geliyoruz buraya. 5 mm diyoruz. Bu esnada aynı zamanda buffer zone olarak böyle silik bir şekilde bir bölge gösteriyor. Bunun adı buffer zone. Bu çatlaktan etkilenen bölge olarak da adlandırılıyor. Bakalım 5 mm birbiri içerisine çok girmiş. Bu bir sıkıntı çıkartabilir. Bunu 3 mm yapalım. Birazcık daha makul. Aynı zamanda circumferential division dediğimiz şu 8 olarak gözüken çepeçevre kaç adet bölüntümüz var? Bu anlamda bakın mavi noktalarla gösterilmiş. Kaç adet bölüyorsak circumferential division'a onu giriyoruz. 8 girmişiz. Mesh contour dediğimizde çatlağın en ucundan dışına kadar şu şekilde yuvarlaklarla temsil edilen kontürlerin adedi girilmiş oluyor. Crack front division dediğimiz ise çatlağın önünü temsil eden şu kırmızı çizginin kaç adet bölüntüye sahip olacağını gösteriyor. Yeşil ok çizgisiyle gösterildiği gibi burada 15 varsayılan değer olarak girilmiş. Biz de bunları şu aşamada değiştirmiyoruz. Ve bu şekliyle girişlerimizi tamamladıktan sonra fracture'a sağ tıklayıp generate all cracks diyoruz. Eğer her şey uyumluysa hata almayacağız. Gördüğümüz üzere hata almadan bu çatlağı oluşturduk. Şimdi yükleme olarak ben sırf kıyaslama olsun diye şuradaki örnekle uyumlu olsun diye tutuyorum parçamın alt yüzeyini sabitliyorum. Tüm yüzeyi supportla fix support yaptım. Üst yüzeye ise olduğu gibi 100 megapaskallık bir gerilme uygulamak istiyorum. Şu yüzeye de voltlardan pressure olaraktan 100 ama eksi 100 diyeyim ki çekme olduğu anlaşılsın. Böyle bir yükleme uyguladım. Önce bir total deformasyonumu göreyim. Daha sonra gerilme dağılımını, omnises esaslı görmüş olayım. Daha sonra da bir fracture tool yerleştirip biraz önce oluşturduğum çatlağı seçip onun stres intensity faktörünü görmek isteyelim. Ve solve deyip çözümümüzü yapalım. Çözümümüz tamamlandı. Stres intensity faktörler elde edildi. 186 en dış noktada. Sıfır değerinde. Bu esnada şuna da dikkat edelim. Dikkat edersek çatlağımızın adlandırması şu şekilde. Şuradan bir numaradan başlıyor. Şuraya doğru iki numara. Buna curvilinear koordinat veya eğrisel koordinat da diyoruz. Her bir çizgi bir kontürü temsil ediyor. Dikkat ederseniz kırmızı çizgi kontür 1'i vermiş. Yeşil çizgi kontür 2'yi. Özellikle tam orta noktada kontür 1'in haricindeki bütün kontürlerin o ortak bir değer verdiğini görüyoruz. İnelim aşağıya doğru. Dikkat edersek 168 civarında bir stres intensity faktör var. Şu formülde phi değeri 90 derece olacak şekilde C kullanaraktan o C'yi nasıl seçtiğimizi de gösterelim. A bölü C'ye ve A bölü B'ye bağlı olarak seçeceğiz C'yi. Bizim problemimizde A 2 mm, B de 10 mm idi. 2'yi 10'a böldüğümüzde A'sı B'si 0,2 ediyor. Şu 0,2 sütununu kullanacağız. Aynı zamanda A'yı C'ye böldüğümüzde de 1 ediyor bizim problemimizde. AC oranında bir satırını kesiştirdiğimizde 0, 45 ve 90 için C değerleri bunu kullanacağız. Bu C değerlerini kullanıp sigma yerine 100 MPa, A yerine de çatlak boyu 2 mm, C yerine çatlak genişliğinin yarısı 2 mm yazıp fiiller yerine sırayla 0, 45, 90 yazdığımızda ona denk gelen C'leri de 1.174, 1.067, 1.049 yazdığımızda en dış yüzeyde 187, 90 derece en üst yüzeyde 167. Sonuçlarımızı kıyaslayalım ansisle. Yani en dışta 186, en iç tarafta da bulduğumuz değer 168 gördüğümüz gibi. Şu görüyoruz K değeri sürekli değişiyor çatlağın boyunca. Bakalım neymiş. SF2'nin değişimi bu gördüğümüz üzere çok çok ufak değerde. Sıfırın altında. K3'ler yine çok çok ufak değerlerde. Bu bize neyi gösteriyor? Yüklememiz tamamen mod 1 türünde. Mod 2 çok yok. Opening mod. Aynen. J integraline bakarsak enerji değerimiz verilmiş. Dikkat ederseniz düzlem şekil değiştirme için K ile J arasındaki ilişki bu. Düzlem gerilme için de ilişki bu arkadaşlar.
Ansys bunu kullanır. Enerji ifadesinde şu formülü yazar, K hesaplar. J'yi bu formülde yazar, K hesaplar.